Arabardaki hareketliliği görünce hemen kontrol etmem gerektiğini düşündüm. Ve bir an evvel hızla arıları beslenme konusunda sıkıntısı olup olmadığını görmek için burayı açmak durumunda kaldım. Evet, çok az, gördüğünüz gibi fondon şeker kalmış. Hemen oraya bir fondon şeker takviyesi yapacağım. Gördüğünüz gibi fondon şekerimizi arıları da çok fazla açmadan, çok fazla sıkıntıya sokmadan beslemek üzere şöyle birazcık iteceğim ve bütün operasyon bu kadar. Evet, yoğunluk iyi. Herhangi bir sıkıntı görmedim. O yüzden bir numaralı kovanımız bence performans olarak güzel. Şimdi hemen kapatabilirim. Şurada şunu da göstereyim. Bakın arkadaşlar, bir numaralı kovanı kapatırken şunu da göstereyim. İçine strafor yaptım kapağımın. Hemen arka kuzey tarafa bakacak şekilde de kapama yaptım. Ön taraftaki de, güney taraftaki de açık arkadaşlar. Dolayısıyla hava almayla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamalarını istemiyorum. Rutubet olmasını istemiyorum. O yüzden hemen böyle bir seri bakım gerçekleştirmiş olduk. Burada emniyete almış olduğumuz eski kovanımız, yani oğul kovanımız var. Oğul kovanımızın üstünü bu şekilde kapatarak yalıtmış oldum. Çünkü buralardan çok ciddi rutubet yapmıştı. Bu rutubeti engellemek adına üstüne bir örtü örttüm ve öyle kapattım. Şimdi şöyle dikkatli bir şekilde bunu da açıp resimlerini kontrol edeceğim. Eğer ki fondon şeker vermem gerekiyorsa, evet, burada yeterli kadar fondon şeker var. Tahmin ediyorum oradan beslenebilirler. Ama yine de bir küçük müdahale yaparsak fondon şekerin birazcık alta doğru açılmasını sağlarsam daha da rahat beslenebilirler. Gördüğünüz gibi hemen hareketleniyorlar. Fondon şekeri şöyle yapacağım. Hemen şuradan birazcık açıp terse kapatacağım bu sefer. Ki daha rahat beslenebilsin arılarımız. Aynen bu şekilde. Şunu şöyle ileri doğru ittirdiğim zaman sıkıntımız kalmayacak. Şurayı şöyle kapatalım. Düzgünce şurayı kapattığımız zaman arılarımız da rahat edecekler. Evet. Oğul kovanımızdaki beslenmede de bir sıkıntı görmedim. İki numaralı kovandaki yoğunluğu uçuştan zaten anlamıştık işin doğrusu. Birazcık dumanımızı artıralım. Arılarımız çünkü kış döneminde çok asabi olabiliyorlar. Evet, burada da yoğun bir tüketim var, gördüm. Hemen buraya bir fondon şekeri takviyesi yapacağım. Fondon şekeri getirdim. Şöyle şuradan da bir parça açacağım. Şöyle arıların girebileceği kadar bir giriş açtığım zaman, arkaya kapattığımda rahatlıkla arılarımız fondon şekeri tüketebilecekler. O yüzden şöyle göstereyim. Şuradan bir küçük yarık yaptım. O yarıktan girip arılarımız rahatlıkla beslenebilecekler. Hem kenardan şuradaki bölümden hem de arkadaki alttaki o yarıktan rahat bir şekilde beslenebilecekler. Çünkü burada arılarımızın beslenme olayı
iyice zayıflamış. Bakın gördüğünüz gibi. Şuraya şunu yerleştirip daha fazla rahatsız etmeden şunu da açacağım. Şu parçayı da oraya atarım. Gördüğünüz gibi arılarımız rahat rahat beslensinler. Evet. 2 numaralı kovanımız da bitti. Fazla rahatsız etmeden arılarımızın hem son durumunu görmüş olduk. Hem de arkadaşlar eksik olan yerleri tamamlamış olduk. Şunu açalım. Şimdi geriye 3 kovanımız daha kaldı. Buranın örtüsünü serelim. Çünkü burada herhangi bir şekilde arkadaşlar rutubete tahammülümüz yok. Çünkü kullandığımız kovanlar çok eski kovanlar. Bu kovanlar eski olduğu için sağından ve solundan rutubet alıyor. O rutubeti engellemek adına bu şekilde bir tedbir geliştirdik. Ve işe de yaradı. Kovanlarımız şu anda gayet kuru bir şekilde devam ediyor.